Kavimler göçünün nedenlerinden 5 tanesini yazınız. Arkadaşlar bunlardan birincisi Asya Hun Devleti'nin yıkılmasıydı. Zaten biliyorsunuz ki kavimler göçünü Hunlar başlatacaktı. Balamir önderliğinde. Orta Asya'da Türklere karşı Çin ve Moğolların baskısının bulunması da kavimler göçünün nedenlerinden biridir elbette. Aynı zamanda Türklerde biliyorsunuz ki bir cihan hakimiyeti yani dünyaya hakim olma düşüncesi söz konusuydu. Bu durumda göç etmelerine neden olmuştur. Ve Türklerin yeni yurtlar bulma isteği tabi oldukça önemlidir. Aynı zamanda arkadaşlar Türkler yola çıktıktan sonra önlerine birçok barbar kavim katılacak aslında ve barbar kavimler de Avrupa'nın batısına doğru ilerleyecek. Bu da bütün kavimlerin bir arada hareket etmesine ve kavimler göçüne neden olacaktır diyebiliriz. Aşağıdaki kavramları açıklayınız. Arkadaşlar göç kavramında tabii ki siyasal, toplumsal ya da ekonomik nedenlerle bireyler ya da toplulukların bulundukları ya da oturdukları yerleşim yerini bırakarak başka bir yerleşim yerine ya da başka bir ülkeye gitme durumuna biz tabii ki göç diyoruz. Mülteci kavramına baktığımızda ise kendi yurdunu bırakıp yerleşmek üzere başka bir ülkeye göçen kimse aile ya da topluluklara da mülteci adını veriyoruz. Verilen metinden hareketle Kavimler Göçü'nün göç eden toplumlara etkileri nelerdir? açıklayınız. Romalı filozof Seneca Kavimler Göçü'nün yaşandığı dönemi şu şekilde anlatmıştır. İnsanlar bilinmez, geçit vermez topraklar üzerinde kararsız bir şekilde yol alıyorlardı. Çocuklarını, eşlerini ve yaşlı anne babalarını yanlarına almışlardı. Bazıları yolunu şaşırmış halde uzun süre dolanıp durduktan sonra fazla düşünmeden bitkin bir halde önlerine çıkan ilk yere yerleşiyorlardı. Diğerleri yabancı topra topraklarda silah gücüyle kendi yasalarını işletiyorlardı. Bazı kabileler bu bilinmez yolculukta deniz tarafından yutuluyor. Bazıları her şeyleri nerede tükenirse orada kalıyorlardı. Hepsinin yeni bir vatan arama sebepleri de aynı değildi. Bir kısmı topraklarını gasp edip yurtlarını yakıp yıkan düşmanlardan, bir kısmı iç siyasi kavgalardan kaçıyordu. Bir grup artan nüfus ve yetersiz kaynaklardan, başka bir grup da veba, sık yaşanan depremler ile kıraç ve verimsiz topraklardan ötürü göçüyordu. Bazılarını ise güzel ve bereketli olduğunu duydukları topraklar cezbediyordu. Farklı sebeplerden ötürü insanlar vatanlarını terk ediyorlardı. Çünkü doğdukları yerde kalmak söz konusu değildi. O zaman arkadaşlar göç eden toplumların aileleriyle birlikte göç etmek zorunda kaldığını ifade edebilir miyiz? Eşlerini, çocuklarını, yaşlı anne babalarını dahi yanlarına almışlardı. Ve uzun süren göç hareketinin göçmenleri tabii ki yıprattığını görüyoruz verilen paragraftan arkadaşlar. Aynı zamanda göç yolculuğunda birçok insan hayatında kaybetmiş. Örneğin deniz tarafından yutuluyor ifadesi geçiyordu. Göçlerin tabii ki uzun ve yorucu olduğunu da ifade edebiliriz. Göçmenlerin vatanlarını terk etmek zorunda kaldığını da ifade edebiliriz arkadaşlar. Göç etmek için birçok sebep saymıştı paragraf bize ve göçlerin birden fazla sebebinin bulunduğunu tabii ki az önce ifade ettik. Bu sebeplerle vatanlarını bırakmak durumunda kalmışlardır diyebiliriz. Feodalizmin ortaya çıkışının sebepleri nelerdir? Açıklayınız. Arkadaşlar öncelikle feodalizm neydi? Bir hatırlayalım kısaca. Ee, bazı topraklarda e, bazı derebeyler ortaya çıkıyordu. Bu derebeyler bulundukları toprakların güvenliğini sağlıyordu. Bu sayede o bölgedeki halk da derebeye bağlı oluyordu. Yani aslında krala değil derebeye bağlı olmaya başlıyorlardı. Bu derebeyler adeta toprak ağasıydı diyebiliriz arkadaşlar. Peki feodalizm nasıl ortaya çıktı? Neden ortaya çıktı? Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle aslında ortaya çıktı arkadaşlar. Çünkü merkezi otorite zayıflamıştı. Sürekli barbar saldırıları söz konusuydu. Yerel güvenlik ihtiyacı vardı. Bu da feodalizmin doğmasına neden olmuştu diyebiliriz. Merkezi hükümetin koruyamadığı topraklar bu bahsettiğimiz derebeyler tarafından korunuyordu. Ve savunuluyordu. Bu sebeple feodalizm ortaya çıkmıştır diyoruz. Türklerin ana yurdu neresidir? Coğrafi olarak tanımlayınız. Arkadaşlar Türklerin ana yurdu tabii ki Orta Asya bozkırlarıdır. Orta Asya'nın sınırları ise doğuda Baykal Gölü'nden, batıda Hazar Denizi ve Ural Dağlarına, kuzeyde arkadaşlar Sibirya bozkırlarından, güneyde Tanrı Dağları ve Gobi Çölü'ne kadar uzanan bir coğrafyadır diyebiliriz. Avrupalıların Hun Hakan'ı Attila'ya Tanrı'nın kırbacı ünvanını vermelerinin nedenleri nelerdir açıklayınız. Arkadaşlar Attila tabii ki kendi dostları açısından güvenilir ve iyiliksever bir karakter olsa da düşman devletler ve halklar için oldukça acımasız ve sert bir imparatordu. Bu nedenle Hristiyanlar kendilerine kök söktüren Attila'ya Tanrı'nın kırbacı ismini takmışlardır. Bu ismi tercih etmelerinin nedeni de arkadaşlar Hazreti İsa hayattayken Hristiyan olmamaları ve günahlarından dolayı Tanrı'nın kendilerini cezalandırmak için Attila'yı gönderdiklerine inanmalarıdır. Bu yüzden ona Tanrı'nın kırbacı demişlerdir. Verilen bilgiye göre aşağıdaki ulaşılabilen yargıların sonundaki kutucuğu tik ile işaretleyiniz. Macar tarihçisi Alfoldi'ye göre, Hunlar sürekli hazırlık, hayret verici bir manevra kabiliyeti ve çok gelişmiş süvari tabiyalarıyla topraklarına bağlı Cermen kavimler ve yüksek kültürlü Romanlar üzerinde üstünlük temin etmişti. Bundan ötürü 3-5 yıl içinde bütün Güney Rusya ve Transilvanya Hunların eline geçmiştir. Araştırmalarda Hun yaylarının Roma ordusu tarafından da kullanıldığını gösteren arkeolojik buluntulara rastlanmıştır. Hatta Hun tarzı yay yapma usulü İngiltere'ye kadar yayıldığı da tespit edilmiştir. Vales'teki Roma askeri kışlasının harabeleri arasında 5. yüzyıl başına ait Hun tipinde bir yay imalathanesi ortaya çıkarılmıştır. Vales ahalisinin yay kullanmakta maharetli oluşlarında ve okçuların İngiltere tarihindeki şöhretlerinde Hun tipi yayların etkisi vardır. Peki bakalım arkadaşlar. Türkler Avrupa toplumları karşısında askeri baskı oluşturmuştur. Tabii ki arkadaşlar zaten üstünlük temin edildiği ifade edilmişti. Türkler Avrupa'da bazı bölgelerde toprak fethetmiştir. Elbette arkadaşlar zaten e, gördüğünüz gibi savaşlar noktasında başarılı olduklarından dolayı bazı bölgelerdeki toprakların fethedildiğini de ifade edebiliriz. Rusya ve Transilvanya Hunların eline geçmiştir ifadesi geçiyordu mesela. Dolayısıyla bu da doğru olacaktır. İngilizlerin ordusu Roma ordusundan daha üstündür. Arkadaşlar burada sadece e, yay yapımının İngiltere'ye kadar uzandığı ifade ediliyordu. Dolayısıyla İngiltere ordusu Roma ordusundan güçlü şudur gibi bir ifadeyi buradan çıkaramayız. Avrupalılar Türklerin orduda kullandığı bazı silahları kendi ordularında kullanmıştır. Elbette, örneğin yay arkadaşlar. Türklerin göç ettiği bölge sadece Avrupa kıtasıdır ifadesini tabii ki çıkarmamız mümkün olmayacaktır. Türkler pek çok coğrafyaya göç edecektir. Cevaplarımız böyle olacaktı. Orta Çağ'da Avrupa'nın siyasi durumunu gösteren bu haritadan hareketle ulaşabileceğiniz aşağıdaki yargıların sonundaki kutucuğu tik ile işaretleyiniz. Bakalım arkadaşlar. Batı Roma Avrupa Hun Devleti ile dostluk ilişkisi kurmuştur. Arkadaşlar haritaya bakarak böyle bir yorum yapabilir miyiz? Yapamayız, değil mi? Dolayısıyla buna ulaşamıyoruz. Türkler Avrupa'da siyasi varlık göstermiştir diyebilir miyiz? Elbette Avrupa Hun Devleti'ni kurmuşlar. Doğu Roma İmparatorluğu en fazla Sasanilerle savaşmıştır. Arkadaşlar yine sadece haritaya bakarak bu yorumu çıkarmamız mümkün değildir. Doğu Roma İmparatorluğu siyasi birliğini kaybetmiştir. Evet çünkü gördüğünüz gibi ikiye ayrılmışlar. Batı Roma ve Doğu Roma olarak demek ki artık siyasi birlik yoktur. Avrupa Hun Devleti'nin birden fazla sınır komşusu vardır diyebilir miyiz? Tabii ki arkadaşlar bakın hem Doğu Roma ile hem Batı Roma ile sınır komşuluğu yapıyor. Dolayısıyla bu da doğru bir bilgi olacaktır. 1. Kök Türk Devleti'nin batı bölümünü yöneten İstemi Yabgu'nun İpek Yolu siyaseti hakkında bilgi veriniz. Arkadaşlar İstemi Yabgu tabii ki İpek Yolu'nu ele geçirmek için öncelikle Çin'e sefer düzenleyecektir. Ve Buhara Savaşı ile Akunların elindeki İpek Yolu'nu ele geçirmek için de Sasanilerle ittifak yapacaktır. Bu ittifak sonucunda Akunlara son verilecek. E, ancak bir süre sonra arkadaşlar Sasaniler de İpek Yolu'na göz dikmeye başlayacak ve bunun sonucunda Bizans İmparatorluğu ile İstemi Yabgu ittifak yapacak ve Sasaniileri zor durumda bırakacaklardır diyebiliriz. Ve güçlü Türk yabgusu istemi Yabgu zamanında e, devletin biz en geniş sınırlara ulaştığını da lütfen unutmayalım. Kut inancı nedir? Açıklayınız. Arkadaşlar, Türk devletlerinde başta olan insanların yani hükümdarlık yetkisinin kendilerine tanrı tarafından verilmiş olduğuna inanılmasıydı. Herhangi bir kişi eğer yönetici ve hükümdar olmak istiyorsa bunun için tanrının ona kut vermesi gerekiyordu. Kanında kut olması gerekiyordu. Bu ifadeleri unutmayalım arkadaşlar. Yani kısaca kut inancı hükümdarlık yetkisinin tanrı tarafından verilmesiydi.